sektörümüze 9 Eylül 1984 yılında Başkanımız Sayın Ali Kayaoğlu vasıtasıyla katıldım. Tabii 25 sene içerisinde büyük değişikliklere gebe olan bu sektörde ne röportajda ne de söyleşilerle bu değişimi anlatılamaz. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz olaylar zincirinde ocakların değişiklikleri, ocakların verimleri, yeni ocakların katılması, yeni fabrikaların açılması bütünüyle bu sektöre çok şeyler kazandırmıştır. 80'li dönemlerde, 90'lı yılların başında doğal taş sektöründeki ihracat inanılmayacak kadar derecede düşüktü ki Türkiye'nin doğal taş rezervi bakımından dünyada çok büyük yer edinmesine karşı. 90'lı yıllardan sonra yavaş yavaş yükselmeye başlayan ihracatımız 2000'li yılların başında tavan yaptı. Bizim zamanımızda ocaklarda ayda 50 metreküp blok yapıldığı zaman çok sevinirdik, havalara uçardık. Ama şimdi görüyoruz ki yeni teknoloji, yeni çalışmalar günde 50 metreküp yapıyor. Biz pehlivan krikolarla taş yüklerdik. Biz kompresörle taş keserdik. Biz kara trenlerle taş yüklerdik. Halatlarla taşları yerlerinden oynatıyor. Şimdi ise devasa makineler, devasa mermer makineleri, mermer kesme makineleri, tel kesme makineleri. Bunların hepsi teknolojinin bir parçası tabii. Bize çok şeyler kazandı. Buna da inanıyoruz. Sektörümüzde 80'li yılların başında dünya genelinde mermer sektörüne hakim olan ülkelerin başında İtalya geliyor. Hiç unutmuyorum, 1985 yılında elimize Amerika'dan bir numune geldi. Numunenin menşei ve etiketi İtalyan. İsmi de Dove diye yazılıyor. O zamanki çalıştığım firma, patronumuz Sayın Ali Kayaoğlu ve Hayatim Benavik Bey, bu taşı Türk taşı olduğunu ifade ettiler, bizde olduğunu ifade ettiler. Tabii Amerika'dan gelen arkadaşımız da buna inanmak istemedi ama Ali Bey ile Hayati Bey bunu kendilerine ispat ettiler. Balıkesir kumru tüyü taşımız. Bunun gibi birçok Türk taşı İtalyan menşesi altında dünyaya çok tanıtıldı. Tabii bu İtalyan hegemonyasını biz 90'lı yılların sonundan sonra kırdık. Artık Türk memleketini Türk olarak, bir Türk olarak yurt dışına tanıtmayı başardık. Tabii bunda sektörümüzde çok büyük firmaların çok büyük faydaları var. Bunların başında tabii 91 yılında kurulan Tekmar ve birçok büyük firmalarımız Türk mermerinin yurt dışına açılmasında çok yardımcı olmuşlardır. Bizim sektörümüzde ihracatımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için muhakkak ki el birliğiyle bilinçli olarak eğitime de destek vermemiz lazım. Her ne kadar Türkiye'deki mermer sektörü 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında gelişmeye başlamış olsa bile hali hazırda doğal taş sektöründeki eksiklerimiz çok fazladır. Bunlardan en önemlileri fabrikalarda ve ocaklarda bulunan çalışan elemanların çoğunun kalifiye olmamasıdır. Bunlar için eğitim okulları açılmasında, böyle bir çalışmanın yapılmasında büyük fayda vardır. Çünkü kullanılan makinelerin, ocaklarda ve fabrikalarda kullanılan makinelerin eğitim haricinde eğitim almayan kişiler tarafından kullanılması gerçekten tehlikeli ve sakınıyordur. Büyük can kayıplarına veya sakatlıklara sebebiyet verebilir. Eğitim sorunumuzun haricinde diğer sorunlarımız bizim mermer doğal taş sektörümüzdeki bütün firmaların sıkıntı duyduğu nakliye ve yükleme sorunlarımız. Bunlar tabi petrolün inişli çıkışlı dönemlerinde bize bir faydası olmayacağını herkes gördü. Sonuçta Türkiye olarak doğal taş sektör üreticisi olarak dünyanın en pahalı petrolünü, yakıtını
en pahalı enerjisini biz kullanıyoruz. Ama her ne kadar bunlar bizim için sıkıntı olsa da canımızı dişimize takıp ihracatımızı en üst seviyelere taşımaya çalışıyoruz. Şimdi nakliye. Mermer bir peynir değil ki kesesiniz. Sonuçta ihracatçı firmalar olarak yurt dışına göndereceğimiz ürünün en iyi kalitede hazırlanması gerekmektedir. Bunun başında da blok yapısının düzgün olması ve ebatlı olmasıdır. Ebatlı blok dediğiniz takdirde muhakkak bunun tonajı 20 tonun üzerinde olması gerekiyor. Bu da bizim taşıma sorunumuzu ön plana çıkartıyor. Bu sorunumuzun haricinde limanlardaki yüklemelerde yaşadığımız problemler. Bu da çoğunlukla doğal taş üreticilerinin kullanmış olduğu Mersin limanında çok büyük problemlere sebebiyet verebiliyor. Kesilmiş ihracatında da aynı sorunları yaşıyoruz, işlenmiş ihracatında da. Keza konteynerin alabileceği kapasite bugün 26-27 ton olmasına rağmen kesilmişte veya blokta biz nakliye sorunundan dolayı bunu minimize etmek zorunda kalıyoruz. Nedir? İşte müşteri diyor ki ben diyor 1000 metrekare mal istiyorum. Bunun karşılığı aşağı yukarı 1200 metre 3 konteynere geliyor. Ama sizin yükleyebileceğiniz maksimum kapasite 3 konteynerde 1000 metreküptür. 1000 metrekaredir. Bu 1200 metrekarenin tonajı ortalama 25'er tondan 75 tona gelir 3 konteynerden. Fakat 1000 metrekareninki 20 tondan 60 tona gelir. Müşteri bunu full dolmasını istiyorsa siz de bunu full doldurmak zorundasınız. Yani bu şekilde nakliye sorunumuz da ön plana çıkıyor eğitimden sonra. Demin de bahsettiğim gibi üçüncü sorunumuz limanlardaki problemler. Bu blokleyici büyük foktifler haricinde limanlardaki alınan bazı ücretler. Yükleme ücretleri, boşaltma ücretleri, dolum ücretleri. Bunlar ihracatçı için gerçekten büyük bir şekilde masraf çıkartıyor. Daha önceleri maliyet başına 7-8 dolarlarda gümrük işlemleri yapılırken şu anda bu rakam 15 dolarlara çıktı. Tabii bunda deniz acentalarında yaptığı zamlar dahil. Bizim yurt dışına açılabilmemiz için, ihracatımızı daha çok geliştirebilmemiz için Türk mermerini en iyi şekilde yurt dışına tanıtmamız gerekir. Bunun da başında bahsedildiği gibi fuarlar. Biz Türkler olarak her ne kadar kriz de olsa, her ne kadar insanlar ev almasa da, inşaat yapmasa da, projeler dursa da biz inatla bir Türk olarak ihracatımızı geliştirmek amacıyla inatla fuarlara katılacağız ve mermerimizi, doğal taşımızı tanıtacağız. Bizi kimse durduramaz. Her ne kadar devlet yardımı almasak bile bizim için en önemli şey Türk doğal taşını dünyaya tanıtmak. Bunların başında en önemlisi fuarlar geliyor. Bizim 2008 yılı ortasına kadar işlenmişte en büyük alıcımız Amerika'ydı. Tabi bu dünya krizinden dolayı Amerika'nın doğal taş ihracatındaki hacmi aşağı yukarı %30'lar civarında geriledi. Fakat biz bunu Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine yaptığımız ihracatlarla kapattık. Ama ne olacak? Sonuçta bir dünya krizi. 2009 yılında da 2008'e benzer bir ihracatın olabileceğini kimse düşünmesin. Muhakkak ki 2008'in sonunda yaşadığımız bu kriz 2009'da da uzarım. 2009'daki üreticilerin üretim hacmini muhakkak gerilere çekmesine sebep verecektir. Ama nedir? Ne yapabilirsiniz? İşte blok üretimimizi
2008 yılına nazaran %25 aşağı çekebilirsiniz. Maliyetlerinizi %25 aşağı çekebilirsiniz. Üretim yaptıktan sonra ihracatınızı netleştirmek için kesin siparişlere karşı üretim yapabilirsiniz. Bunlar tabii muhakkak 2009 sezonunu açtığımız zaman karşımıza gelecek siparişler ve problemlere istinaden belli olacaktır. Bizim 2009 yılının ihracatını nasıl geçeceğini anlamamız İzmir Fuarı ve Mart ayında 6-9 Mart ayında olabilecek Şanak Fuarı artı 25-28 Mart arasında olacak İzmir Fuarı'na sonra belli olacaktır. Ben inanıyorum ki iyi taşlar muhakkak iyi işler yapar. Dün de böyleydi, bugün de böyle olacak sonuçta. Bizim sektörümüzde blok ihracatının bazı kişilere göre, aslında bu tabi göreceli değişiyor, blok ihracatının yapılmamasından yana öneriler de bazı arkadaşlarımızdan geliyor. Ama bugün görüyoruz ki örnek bir, Amerika'nın kesilmiş ihracatı durdu Denizli'de. Travertel konusunda Denizli birçok firma bugün kötü durumlara geldi. İkincisi, bir kere Türkiye'deki blok kar marjı neredeyse kesilmiş, işlenmiş Amerika'ya gönderilen traverten veya Otodoğu'ya gönderilen işlenmiş mermer marjından fazlaya bile gelebiliyor. Burada Türk doğal taş üreticisinin, blok üreticisinin ne kadar kaliteli, ne kadar güzel, düzgün üründe blok yaptığı anlamına geliyor. Biz ürünlerimizi müşterilerin direktifleri doğrultusunda ne kadar kaliteli yapabilirsek, blok işlenmiş fark etmez, neticede büyük başarılar elde edebiliriz. Büyük kar marjıyla satabiliriz bunları. Türkiye'nin jeolojisinin %90'ı aşağı yukarı doğal taş ve madenlerle kaplı. Biz bunu değerlendiremiyorsak, başarıya ulaştıramıyorsak, o zaman kapıları kapatalım, anahtarlarımızı alalım, gidelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin doğal taşını, Türk mermerlerini dünyaya muhakkak en iyi şekilde tanıtacağız. Ve bunun için de canı gönülden çalışacağız. Her sektör kendine göre tabii ki zorlukları vardır ama bugün ben size soruyorum. Türkiye'de dünyaya ihracatı yapılan %100 ham maddesi Türkiye'ye ait olan ne var? Doğal taş, mermer. Bugün ocağınızdan çıkartıyorsunuz kendi çabalarınızla. Kamyona yüklüyorsunuz kendi çabalarınızla. Limana getiriyorsunuz kendi çabalarınızla. İhracatını yapıyorsunuz kendi çabalarınızla. Bunlar hep %100 saf Türk doğal taşının başarısıdır. Tabi fabrikacılık eğitimi dedik, sorun bir dedik, limanlardaki sorunlar dedik, iki dedik. Şimdi üçüncüsü, bir de ocakçılarımızın yaşadığı sorunlar. Burada tabi devlete yük bindirmek, suç atmak gibi bir şey de değiliz muhakkak. Ama Türkiye'nin genelinde doğu batı fark etmiyor. Bugün bir maden veya mermer ocağı açmaya kalktığınız takdirde karşınıza köylülerle ilgili büyük sorunlar çıkabiliyor. Bunu Türkiye'de çalışan bütün doğal taş üreticileri yaşamıştır. Yaşamayan diye yalan söylüyor. Muhakkak yaşamışlar. Çünkü köylü karşınıza dikiliyor. Saha kullanılmasa bile, sahada hiçbir şey yapılmasa bile adam karşıya çıkıyor. En basitinden bir örnek. Yaşadığımız olaylar. Dağın birinde 1900 metre yüksekte İnci top oynuyor. Firmanın biri gidiyor, ocak açacak. Köylü karşısına çıkıyor. Bu yaylalar bizimdir. Dedelerimizden kaldı, kimseye yedirmeyiz. Şimdi siz orada Türkiye'nin bir değerini dünyaya tanıtacaksınız. İnsanlar bilinçsizce, eğitimsizce sizin karşısında geliyor ve diyor ki sen bunu buradan gönderemezsin, sen burada çalışamazsın. Bir kere böyle bir sahanın açılması demek
İstidam yaratmak demek. O bölgenin insanların aç kalmaması demek. Makina, mazot, yemek, elektrik, bütün giderlerin devlete bir KDV olarak, katma değer olarak geri dönmesi demek. Artı bir de ihracat yapıyorsunuz, yurt dışından yurt içine, hükümetinize, devletinize döviz kazandırıyorsunuz. Bugün Türkiye'de çalışan basit bir ocakta 20 kişi çalışır. Senede 7000 metreküp üretim yapar. Kısaca açıklaması. 20 kişilik bir ekibin en az 2 çocuğu olsa 40 kişi. Eşleri olsa 20 de onlar 80 kişi. Buradan 80 kişi ekmek yiyor. Siz buraya bu arkadaşların, bu çalışan arkadaşların kalması için yemekhane ve yatakhane yapıyorsunuz. Bunu yapan firma buradan ekmek yiyor. Oraya elektrik çekiyorsunuz. Elektrik çektiğiniz takdirde ne oluyor? Devlete para ödüyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Mazot alıyorsunuz. Keza vergi ve para. Köylü kamyonu var. Gel kardeşim, nakliyesini yapıyorsun. Ona iş çıkartıyorsun. Ve onun da çocukları var. Ne oluyor? Bu köylü diyor ki bana okul yap, okul yapıyorsun. Cami yap, cami yapıyorsun. Her şekilde herkese yardımcı oluyorsunuz. Yani bir ocak işletmesi açmak demek çevrede ve devlette gerçekten büyük katma değer payı kazandırıyor. Kısacası nacizane önerilerim içinde size bahsetmek istediğim, belirtmek istediğim bazı şeyler olacak. 2009 yılında herkesin muhakkak temkinli olmasında fayda var. Ne yapabiliriz? Birincisi, kaliteli üretim yapın. Üreticinin kaliteli üretim yapın. Alıcıya daha cazip gelmesi haline getirmek ürünümüzü. İkincisi, üretimlerimizi biraz kısarak ve maliyetleri düşürerek kriz dönemine en az problemle atlatmak. Bizim için önemli olan var olan müşterilerimizi koruyup onlara daha önceki memnuniyetleri dahilinde 2009'da da bu memnuniyeti sağlamak. İkincisi, yurt dışındaki projeleri, muhakkak ki tabii bunlar fuarlara katılarak oluyor. Yurt dışındaki projeleri kovalayıp bu projelerde Türk taşının kullanılmasını sağlamak. Bu aslında çok önemli bir şey. Tabii bunu yapmak için de Türk doğal taş üreticisinin, ihracatçısının muhakkak yurt dışındaki bağlantılarını en üst seviyeye çıkartması gerekmektedir. Bunları ne bileyim yani fuarlarla olabilir, bağlantılarla olabilir, birlikler bunlara aracı olabilir. Nasıl aracı olabilir? Birlikler yurt dışındaki doğal taşla ilgili ünlü mimarları Türkiye'ye davet edebilir. Türk taşının tanıtılmasına bir kolaylık olur. Birlikler yaptıkları fuarları çoğaltıp devlet desteğini de içine katarak, kendilerinden de bir şeyler içine katarak ki bunu inanıyorum ki gördüğüm kadarıyla TGV İMİP yapıyor. Kataraktan üreticinin alıcıya daha çabuk ulaşmasını, daha kolay ulaşmasını ve Türk taşının en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. Her ne kadar genç olsak da tabii 25 yılımızı doldurmuş bir ihracatçı, üretici olarak büyüklerimizden af dileyerek küçüklerimize de arkamızdan gelen arkadaşlarımıza da bir öneri olarak sektörümüzü ileriye taşımak için hiçbir zaman kavga etmeyelim. Birbirimize küsmeyelim. Rekabet tatlıdır, güzeldir, muhakkak yapalım. Ama rekabet kurallar çerçevesinde rekabet olsun. Kimse kızmayıp kimseyi üzmesin. Hatta ve hatta birbirimize yardımcı olalım. Muhakkak ki
Biz bunu yapıyoruz şu an, hali hazırda yapıyoruz. Başka ocak işletmesinin taşına bizim müşterimiz istediği takdirde biz o müşteriye muhakkak gidip o ocak işletmesine gidip oradan yardım isteyerek de o taşın ihracatını yapıyoruz. Benim nacizane önerimlerinden biri de muhakkak maliyetlerinize çok dikkat edin. Üretiminize dikkat edin. Sipariş kesinleşmeden lütfen üretim yapmayın. 2008 yılının sonuna doğru bazı firmalarımızda yurt dışındaki müşterileriyle büyük sorunlar yaşadı. Üretim yapıldı, mal hazırlandı. Fakat kriz nedeniyle bazı müşteriler malları almadı. Ne oldu? İşte bizim üreticimiz zarara uğradı. Cebinden verdi. O da krize girdi. 2009 yılında bunlara sebebiyet vermemek için mümkün olduğu kadar dikkatli davranarak hareket edin. Bana bu görüşmeyi sağlayan birliğimize de teşekkür ediyorum. Onların da başarılı olmaları için en büyük dualarımı ediyorum. Teşekkür ediyorum.